Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda size daha önce kategori oluşturduk biliyorsunuz. Kategori bölümlerinden görebilirsiniz. Biz artık bitkisel ürünler yani bitkisel olan şeyler içinde hani nasıl tedavi olur, ne işe yarar, hangi bitkin o tür videolar da çekmeye başladık. Şimdi bugün sizlere nazardan korunmak için hangi bitkiyi, ağacı kullanabiliriz? Kısacası onu anlatacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz nazar ayet var ve hadis var üzerine diyor ki birçok insanın ölümü nazar sebebiyledir. Nazar ne yaparmış? Diyor ki deveyi kazana koyar. Yani o derece göz değmesi nazar insanın hayatını perişan edebiliyor. Dolayısıyla nazar nasıl değer? Bir özentidir yani birinin bir şeye özenmesi sonucu o şeyi çok istemesi nazar denir mesela. Dolayısıyla bu nazar değdiğinde kişinin üstüne sürekli yorgunluk hali basar. Ayrıca kişide hafif odaklanma sorunu olur. İşleri ne nazar değse yani falan kız çok iyi iş yapıyor dendiğinde nazar değdiği zaman işleri bozuluyor. Veyahut bir aracınız vardır, aracınız güzeldir. Biri onu istiyor, satmıyorsunuz. O özentiyle o araca nazar değdiğinde ne oluyor? O araç sürekli kaza yapar oluyor. Ya bir kaza yapıyor, pert oluyor. Ya bir çalınıyor ya da bir şey oluyor. İlle de o nazar sebebiyle o araç pert oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar nazardan korunmak için zaten ayet var. Ayetin haricinde arkadaşlar, şimdi daha önceleri insanlar nazar değmesin diye arabasına, evine, kendisine ne kullanırlardı? Bir ağaç dalı. O ağaç fil bahri ağacı diyorlar. Genellikle onlar internette yazılan şeylerde baktığımız zaman Amerika'nın bilmem kuzey bölgesinde bilmem nerede yetişiyormuş. Aslında Türkiye'nin pek çok yerinde yetişiyor bu ağaç. Bu ağacı şöyle bir şey yapalım, size gösterelim. Şu şekildedir dalı. Kokusu naneden biraz daha sert. Yalnız genel olarak bu filbahri ağacı dedikleri şey esanslar, parfümler ve benzeri şeyleri bu ağaçtan, bu ağacın çiçekleri olsun, şeyi olsun bu ağaçtan elde etmekteler. Bu ağacın ayrıyetten göz değmesi nazardan da koruduğu ve kişinin üzerindeki nazarı temizlediği, nazar değmesini engellediği biliniyor. Dolayısıyla daha önce pek çok yerde de aynı şeyi belki de siz de görmüşsünüz. İnsanlar dükkanlarını asıyor, evlerini asıyor, kapıların önlerini asıyor. Arkadaşlar bu nazardan korur. Dolayısıyla nazardan koruduğu için arabanıza, evinize ve size nazar değmesin diye bundan küçük bir dal veya bir şey evinize asabilirsiniz, üstünüze taşıyabilirsiniz veya da arabanızda asabilirsiniz. Dolayısıyla bu şekilde insanlara nazardan korunma şeyi veriyor. Dolayısıyla bunu test ettik yani anlatıldığı gibi çok faydası var arkadaşlar. Bil bahri ağacı diyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar bunu kullanmakta fayda var. Nerede? Evde, evin üzerine, iş yerinin üzerine veyahut arabanızın üzerine, kendi üzerinizde taşıyarak korunabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoda anlatabileceklerimiz bu kadar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bu konuyla alakalı sorularınız varsa yorum bölümünde sorabilirsiniz. Allah'a emanet olun.